Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EMI filtreleri ile ilgili konu paylaşımı yapmak istiyorum. Burada kullanılan EMI filtrelerin amacı nedir? Öncelikle bu EMI terimi bazen duyuyoruz. Yani EMI, EMC bunlar ne anlama geliyor? Bu EMI'leri yok edebilmek için ya da bu standartları oluşturabilmek için kullanılan EMI filtreleri LCD televizyondan çıkan besleme kartının üzerinde görüyorsunuz. Daha önce de besleme kart anlatırken bunlardan bahsetmiştim. Buradan 220 volt girişinden geçtikten sonra sigortalardan geçiyor. Bakın burada iki bobin ve iki kondansatörle beraber burada bir yapı oluşturuluyor. Bu EMI filtre katı arkadaşlar. Buradaki EMI filtresi niçin kullanılıyor? Aynı zamanda yine bakın şöyle elimde yine üzerinde görüyorsunuz. Şu girişinde 2 adet siyah olanlar bobin, direnç, filtre kondansatörleri ile yine bir EMI filtre devresi oluşturulmuş. Bunu ben bakın 220 volt fişiyle beraber buradan 220 volttan gelen bakın topraklama direkt üzerinde toprak hattı bağlanıyor. 2 adet faz ve nötrü direkt filtre katına giriyor ve buradan çıkan 2 adet kablo da yine çamaşır makinesinden çıkartmıştım. Buradan filtrelenen giriş 220 volt filtresi diyelim voltajı 220 volt giriş voltajı. Bakın buradan filtre üzerinden geçiyor. İçerisinden 220 volt giriyor, topraklanıyor ve buradan çıkan filtre edildikten sonra buradan çamaşır makinesinden besleme kartı yani çamaşır makinesinin anakartının üzerine gidiyor ve ilgili yere filtrelenmiş olarak gidiyor. Ve üzerinde görüyorsunuz buradaki dediğimiz bu EMI filtresi bizler için çok önemli arkadaşlar. Bizler buradaki elektromanyetik katı dediğimiz bu EMI katını bobinlerden ve kondansatörlerden oluşan bu katı birçok cihazda görebiliyoruz. Bunun niçin bu cihazlar için önemli olduğunu bunu anlatmaya çalışalım. Öncelikle EMI filtresine geçmeden önce EMI ve EMC dediğimiz bu terimler ne anlama geliyor bunu anlatmaya çalışalım. Öncelikle elektromanyetik girişim dediğimiz bizim EMI arkadaşlar bunlar elektrik ve elektronik cihazların performanslarında azalmalara, bozulmalara veya hatalı işlenmesine yol açan radyo frekanslarında bazen doğal bazen de insan kaynaklı biliyorsunuz bozucu etkiler oluşturabiliyor bu EMI dediğimiz. Bunlar elektromanyetik girişim dediğimiz sinyallerdir. Örneğin biliyorsunuz günlük hayatta bizim bunlar radyo dinlerken polis telsizlerinde araya girmesi, cep telefonlarında araçtaki ABS sistemlerini etkilemesi, daha sonra baskı devrelerde sızıntı yapması, cep telefonuyla konuşurken bilgisayarda biliyorsunuz böyle titremeler, parazit yapması, bazen hoparlörlerde zzz diye sesler oluşturması. Bunların hepsi arkadaşlar bizim elektromanyetik girişim dediğimiz EMI'ler. Yani bunlar bir nevi parazitlerdir aslında. İstenmeyen salınımlardır. Ve bu tarz salınımları, bu parazitleri bizlerin yok edebilmesi için, bu elektromanyetik dalgaları yok edebilmemiz için gerekli olan filtrelere ihtiyaç duyarız. Dediğim gibi bunlar örneğin iki tane örnek olarak aldım. Bir tanesi televizyondan çıkan bu kart üzerinde görüyorsunuz 2 adet bobin, hatta 4 tane var böyle. Burada iki sarım. İki sarım da burada 4 adet bobin kullanılmış. 2 adet de kondansatörle burada bir EMI katı oluşturulmuş. Ve dediğim gibi çamaşır makinesi üzerinden direkt 220 voltun girdiği ve buradan filtrelendikten sonra bakın üzerinde devresini görüyorsunuz zaten bunu da paylaşırım. İçerisinde bunun açtığınız zaman bobinler, kondansatör ve dirençlerden oluşan bir yapı var. Bir devre var içerisinde. Buradan filtrelendikten sonra 2 adet çıkış alıyorsunuz. Ve bu çıkışı anakartın üzerine gönderdikten sonra istenilen parazitsiz olan 220 voltluk alternatif akımı oluşturmuş oluyorsunuz. Bunlar dediğim gibi çamaşır makineleri, televizyonlar ve birçok sistemde kullanılıyor. Bazen de bilgisayar güç kaynaklarında da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu SMPS ve UPS tarzı güç kaynaklar var biliyorsunuz. Bunların girişlerinde de direkt 220 volt girişinde yine çıkarttığınız zaman ya da baktığınız zaman yine üzerinde direkt giriş kısmına bu fişin bağlantı kısmına direkt böyle EMI filtresi koyarlar. Dikkatinizi çekmiştir. Burada 220 volt direkt geldikten sonra parazitlerden arındırılarak yine sisteme dahil edilmiş oluyor voltaj 220 volt. Özellikle sürücü devrelerinde
Bazen de UPS ve SMPS güç kaynakları var biliyorsunuz. Bunların akım ve gerilimleri bazen hızlı değişimlere yol açıyor. Örneğin genliği bazen 100 milivolt ile 100 volt arasında değişiyor. Bazen de frekansları 10 kHz ile 1 GHz arasında değişimlere uğrayabiliyor. Yani ne diyelim? Küçük enerjili bozucu işaretler gönderiyorlar bu tarz güç kaynakları devreye. Bu tarz girişinde bu dediğimiz gibi bu salınımlar bazen şebeke geriliminden kaynaklanan 160 volt ile 260 volt arasında şebeke gerilimi dalgalanmalara sebep olabilir. Bu ani değişimlerde bizim UPS ve SMPS dediğimiz güç kaynakları devreyi koruyabilmek adına girişlerine bu tarz EMI dediğimiz filtreler koymak gerekiyor. Bu dediğimiz filtreler bu ani frekans, ani bu voltaj değişimlerine karşı bir nevi devreyi korumuş oluyorlar arkadaşlar. Buradaki dediğimiz gibi bu EMI filtreleri neredeyse bu bizim UPS, SMPS gibi güç kaynakları, televizyonlar için yani değerli olan cihazlarımız için olmazsa olmaz hale gelmişler. Çünkü bu dediğim gibi bu EMI filtreleri bu girişinden gelen bozucu bu parazitler ve salınımlar diyelim yani 160 volt 260 volt arasında değişen bu voltaj değerleri EMI filtresi olmamış olsa bunun üzerinden geçtiği zaman direkt devreye büyük şekilde zarar verebilir. Dediğim gibi bu filtreler kullanılarak bu gereksiz olan parazitleri ve salınımları aslında yok etmiş oluyoruz. EMI'ler elektromanyetik girişim dediğimiz EMI'ler radyasyon ve iletim olmak üzere iki biçimde iletiliyorlar. Radyasyon biliyorsunuz bizler için ya da o cihazlar için zararlı olabiliyor. Bu radyasyonu minimize edebilmek ya da yok edebilmek için bu EMI filtreleri kullanılıyor. Aynı zamanda EMI filtreleri 3 ve 4 telli olmak üzere iki çeşitte üretiliyorlar. 3 telli filtreler genelde nötr çizgisiz olarak biliniyor. 4 telli filtreleri ise daha çok UPS'lerin oluşturduğu EMI işaretlerini filtrelemek için kullanılıyor. Yani 4 telli daha büyük olan dediğimiz gibi bu EMI filtreler UPS dediğimiz güç kaynaklarında kullanılıyor. Bu UPS'ler de biliyorsunuz bilgisayarları korumak için kullanılıyor. 3 telli olanları ise biraz daha nötr çizgisiz dediğimiz frekansları yok etmek için, filtrelemek için kullanılıyor diyelim. Ayrıca bizim bu EMI'leri dediğimiz bu radyasyonları anlayabilmek için bunları bir nevi testleri yapılıyor aslında. Elektromanyetik girişim deneyleri dediğimiz bunlar radyo frekans dalgalarıyla çalışan cihazların zararlı yayınlarını, çalışma frekans ve çıkış güçlerini kontrol ediyorlar. Ve bu cihazların üzerindeki bu cihazları kontrol ettikleri zaman ne kadar radyasyon yayıyorlar ya da bu radyasyonun diğer cihazlara etkisi nedir? Aslında bir nevi EMI testi yaptıkları zaman bu EMI testinde radyasyonun diğer cihazlara ya da insanlara çok fazla zararı olmadığı zaman bir nevi aslında testi tamamlamış oluyor. Bu testi zaten geçemediği zaman CE yazar. Böyle görürsünüz CE sertifikası da bu cihazlara verilmemiş oluyor. Yani sizler aslında cihaz aldığınız zaman üzerinde CE işaretini görürseniz bunun aslında çok fazla radyasyon yaymadığı, sizlere ya da etrafındaki cihazlara çok fazla zarar vermediğinin bir nevi testi yapılmış oluyor. EMI testi de budur arkadaşlar. EMI testleri kullanılırken bu elektromanyetik çevreyi iki şekilde karakterize ediyorlar. Bir frekans bölü zaman olarak bakıyorlar, bir de genlik olarak bakıyorlar. Buradaki yani radyasyonun ne kadar etkili olduğunu bu şekilde yapılan ölçümlerle aslında bir nevi görmüş oluyorlar. EMI dediğimiz bu elektrik ve elektronik cihazların performansını etkileyen, bunların çalışmasını azaltan, bozulmalarına ve hatta zararlı bir şekilde çalışmalarına ya da yanmalarına sebep olan bu EMI dediğimiz bu sinyallerin, radyasyonların oluşması sebepleri nelerdir? Bunlar da arkadaşlar biliyorsunuz kullanılan kalitesiz kablolar olabilir. Baskı devre elemanları olabilir. Bağlantı noktalarındaki sızıntılar olabilir. Kullanılan dirençler, kondansatörler, indiktörler dediğimiz bobinlerden olabilir.
Eleman değişikliği yapıldığı zaman elemanın tutarlı takılmadığı ya da daha kalitesiz elemanın takıldığı zaman da yapabilir. Daha sonra ne diyelim? Elektromanyetik cihazlar yapar. Sayısal devre elemanları kullanıldığı zaman bunlar da bu tarz EMI dediğimiz zararlı olan işaretler ya da ne diyelim cihazları bozucu etki gösteren EMI'leri oluştururlar. Sonuç olarak toparlamak gerekirse dediğimiz gibi buradaki bizim elektromanyetik filtrelerimiz, bunları yok eden filtrelerimiz her alanda kullanılıyor. Çamaşır makinesinde görüyorsunuz yapısı, devre şekli buraya gösterilmiş. İçerisinde küçük bir devresi var. Ve daha sonra dediğimiz gibi LCD televizyonda kullanılan 4 telli gelişmiş olan filtre şekli UPS'lerde de kullanılıyor. Bu gelişmiş olan EMI katı kullanılarak yine dediğimiz gibi girişinden gelen salınımlar ve parazitleri yok etmek için kullanılan bu elektromanyetik filtreler bizim olmazsa olmazlarımız. Bugün bunu sizlere anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili gelen sorular oldu. İhtiyaç duydum. Evet, bu EMI'nin ne olduğunu, bu nasıl bir radyasyon yaydığını ve bunu nasıl yok edebildiğimizi kısaca anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. İnşallah yararlı olmuştur arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi seyirler.